Devletin kılcal damarlarına sızma iddiasıyla yola çıkan Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. Gülen, Türkiye'de silahlı terör örgütü liderliği ve 15 Temmuz darbe girişimini yönetme suçlarından aranıyordu. Fethullah Gülen 27 Nisan 1941'de Erzurum Pasinler'de doğdu. 8 kardeşlerdi. 10 yaşında vaiz olan Fethullah, 17 yaşında Nur Cemaati ile tanıştı, cemaatin Yeni Asya koluna girdi. Hayatının dönüm noktası 1966'ydı. O yıl İzmir'e tayin çıkmıştı. Vaazlarıyla ilgi topladı, kısa sürede etrafında bir kadro toplamaya başladı. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. 1970'lerde Yeni Asya cemaatinden ayrıldı, kendi cemaatini kurdu. Öğrenciler Işık Evlerinde Gülen'in fikirleriyle eğitildi. Gülen 1970'lerden 1990'lara kadar Çekirdek kadrosunu kurdu. Işık Evlerinden yetişenler artık devlet kadrolarına sızmıştı. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Gülen hareketi Türkiye Cumhuriyetler'deki etkinliğini arttırdı. Gülen kısa sürede ekonomik anlamda da güçlendi. 24 Ekim 1996'da Bankasya açıldı. O yıllarda Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Turgut Özal gibi liderlerle yakın ilişkiler geliştirdi. 1990'lı yılların sonuna gelindiğinde çanlar Gülen için çalıyordu. Hakkında anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik bir devlet kurmaya çalışma suçundan soruşturma başlatıldı. Şu Kur'an ki onların arasında ama yetin. Yetin. Canım çıksın. Yetin. Gülen 21 Mart 1999'da ABD'ye gitti ve bir daha geri dönmedi. 3 Kasım 2002'de AKP'nin iktidara gelişi hem Gülen'e hem de Erdoğan'a nefes aldırdı. AKP bürokrasideki kadroları yetiştirilmiş Fethullahçılarla doldurdu. Bu süreçte AKP'li siyasetçiler Gülen'e övgüler dizdi. Erdoğan bu süreci ne istediler de vermedik sözleriyle özetledi ve özür diledi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu uzun diyor, bize çok hainlik yaptı. Nasıl hainlik yaptıysak, 17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. Bu muydu hainlik be? Bu ne vicdandır be? Okullar için yer istedi, verdik. Uluslararası camiata davet ettiler, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına, bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğiniz de alamadınız. Gülen hareketinin emniyet, TSK, üniversiteye giriş ya da KPSS gibi sınavların sorularını çaldığı, kritik yerlere kendi yetiştirdiği kişileri yerleştirdiği iddiaları hiçbir zaman soruşturulmadı. Gülen'in emniyet ve yargı içindeki gücü 2007'den itibaren ortaya çıktı. Ergenekon, Balyoz, KCK gibi birçok dava bu dönemde açıldı. Operasyonları yöneten isimler Zekeriya Öz ve Ramazan Akyürek, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu için suçlandı. İktidara ve Gülen'e muhalifler haklarında dava açılma riskiyle karşı karşıya geldi. Bu süreçte TSK'dan boşalan kadrolara da Gülen cemaatinden isimler yerleştirildi. Bu askerler 15 Temmuz darbe girişimine kadar ordu içerisinde yükselmeye devam etti. Kırılma anlarından biri 2010 referandumuydu. Gülen'e göre bu referandum çok önemliydi. İmkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. 2010 referandumunun ardından Gülen'e bağlı kadrolar yargıdaki kritik noktalara yükseldi. İktidar ile Fethullahçılar arasındaki ilk büyük kırılma, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın sorgulanmak istemesiyle ortaya çıktı. Erdoğan, sır küpüm dediği Hakan Fidan'a sahip çıktı, cemaate meydan okudu. Erdoğan, 14 Haziran 2012'deki Türkçe Olimpiyatlarında Gülen'e ülkeye dönme çağrısı yaptı, bu hasret bitsin dedi. AKP ile Gülen arasındaki çekişme 2013 yılında savaşa dönüştü. AKP o yıl dershaneleri kapatmak için yasa teklifi hazırladı. 17-25 Aralık 2013'teki operasyonların ardından Erdoğan, Gülen'i doğrudan karşısına aldı ve paralel devlet olarak tanımladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen hareketi FETÖ olarak adlandırıldı. AKP, Fethullahçı kadrolarla mücadele etmeye başladı. Bilançoya gelince, Gülen hakkında bugüne kadar çok sayıda dava açıldı.
15 Temmuz'un ardından Fethullahçı olduğu tespit edilen 125 bin kamu görevlisi KHK'lar ile görevlerinden uzaklaştırıldı. Gülen'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeni liderin kim olacağında. Abdullah Aymaz, Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'ın isimleri öne çıkıyor. Örgüt içinde bir iktidar kavgası yaşanıp yaşanmayacağını ise izleyip göreceğiz.